biz yıllardır ki biliyorsunuz böyle bir komşuyla yaşamak zaruriyetinde kaldık. Yıllardır Azerbaycan'ı esaret torpaqlarda esaret altında saxladılar. Ama Azerbaycan 30 yıl sülhü bekledi, barışı bekledi, olmadı. Minsk grupunun bilirsiniz hiçbir kömeği olmadı Azerbaycan'a ve erinde sonunda Azerbaycan kalktı ayağa ve 44 günlük mübarizede topraklarının bir kısmını geri alabildi. Şimdi Ermenistan biliyorsunuz 20. yılda noyabr ayında sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra yenə də torpaqlarımızı əlində saxlamağa çalışır. Silahlarını vermirlər orada yaşayan Azərbaycanlılar. Torpaqlarımızdan çıxmırlar və sülhə bir addım belə atmırlar. Ona görə də Azərbaycan indi artıq sülhü tələb edir. Torpaqlarının azad olunmasını tələb edir və bizim sərhədlərimizin bərqərar olunmasını tələb edir. Biz de burada sülhün tərəfdarındayıq. Artık Azerbaycan şehit vermesin. Hiçbir eve şehit cenazesi gelmesin. Ve insanlar artık sülh için Ermenistan'ı da bu sülhe davet ediyorlar. Maalesef Ermenistan hiçbir veşle gitmek istemir. Ve eksine öz adımlarıyla bu münaqişeni biraz da kötüye taraf aparmaya çalışıyorlar. Biz de bugün burada Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın baş qərargahı önünde 77. Assambleyanın keçirildiği bir ərəfədə burada yığışmışıq və Azərbaycan icbası adından Ermənistandan tələb edirik. Sülh müqaviləsini imzalasın və artıq torpaqlarımız, artıq sərhədlərimiz bərqərar olunsun. Sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası artıq həyata keçirilsin və Azərbaycan da, Ermənistan da öz torpaqlarını tanımış olsun. Müharibə istəmirik. Azərbaycan hər zamanki kimi sülh tərəfdarıdır və biz də Azərbaycanı dəstəkləyirik və burada bugün sülh tələb edirik. Hər zaman böyük qardaşımız kimi türkləri seviyoruz. Onların dəstəyinə hər zaman ehtiyacımız var və doğrudan da Türkiyənin mənəvi dəstəyi olmasaydı bəlkə biz müharibədə qalib gələ bilməzdik. Çünki hər zaman bu iki qardaş, iki dövlət, bir millət hər zaman bir yerdə vuruşur. Biz indi burada arxamızda görürsünüz. Pakistan icbası da buradadır və onlar da bizim tərəfimizdə. Hazırda onlar Türkiyənin, Pakistanın və Azərbaycanın bir qardaş olduğunu bizə söylədilər, nümayiş etdilər və bizimlə bərabər Azərbaycanın tərəfində durduqlarını, sülhün tərəfində durduqlarını və Ermənistanın artıq durmağını və sülhü imzalamağını tələb edirlər bizimlə bərabər. Türkiyəyə böyük sayğılarımız var və türk qardaşlarımızın hər zaman yanında olmaqdan biz gurur duyuruq. Bugün də əlimizdə türk və Azərbaycan bayrağı ilə bu qardaşlığımızı sübut edirik. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani biz topraklarımızın büyük bir hissesini geri aldık. Ama onlar bununla barışmak istemiyorlar. Ve o yüzden hep savaşı devam ettiriyorlar. Ve biz savaşı durdurulmasını, çocuklarımızın ölmesinin karşısını almak istiyoruz. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Bunun için burada BMT'nin karşısında bunu talep ediyoruz. Savaşın durdurulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz ki geride kalan topraklarımızı geri istiyoruz ve savaşın hemen durdurulmasını, sülh sazişinin bağlanmasını istiyoruz. Şimdi onlar yıllar önce, mesela 100 yıl önce de bu toprakları bizden aldılar biliyorsunuz. Göçe toprağı, Zengezur vesaire toprakları aldılar ve hiçbir zamanda biz onları geri alamadık. O yüzden onlar yeni topraklarımızı almaya devam ediyorlar. Sanki bunu da unutacağız gibi. Şimdi bununla barışmak istemiyorlar. Şimdi biz geri aldık ya o toprakları. 30 yıl önce onların aldıkları toprakları biz geri aldık. Onunla barışamıyorlar. O yüzden bunu devam ettiriyorlar. Ama biz topraklarımızı geri vermeyeceğiz. Biz onlarla sonuna kadar devam edeceğiz. Askerlerimizin bir hissiz, askerlerimiz orada, biz burada, biraz insanlar Avrupa'da, her bir yerde bunu devam ettireceğiz. Ve biz onlara bizim topraklarımızdan geri gitmeleri için her şeyi yapacağız. Yani bizim topraklarımızdan gitsinler ve bizim çocukları öldürmesin. Ve bizim bu, biliyorsunuz yani bu yakınlarda 100'e yakın bir şehidimiz oldu.
Ya günahsız yine çocukları öldürüyorlar. Ya niye yapıyorsunuz bunu? Ne istiyorsunuz? Ya biz barış içinde yaşayamıyor muyuz? Biz, her bir yerde savaş oldu. Birçok ülkeler ama barış içinde yaşıyorlar. Bu ama Ermeniler hiçbir zaman barış içinde yaşayamadılar. Yaşayacaklarını da düşünmüyorum. Taessüf ki. Yeah.